Selam. TC Simülasyon'da Eylül'ün Hayatı serimize hoş geldiniz. Artık Eylül'ün hayatı yavaş yavaş tam böyle bir şekillenmeye başladı. Birazcık fazla ara verdik. 4. bölümle 5. bölüm arasında farkındayım. Çalışma hayatına alışmadır, yoğunluklardır, nöbettir derken hiç vaktim yoktu. İlk bulduğum fırsatta şu an artık bu videoyu çekiyorum. Hatırlamayanlar ya da aradığınızın zaman geçtiği için unutanlar için kısa bir hatırlatma yapalım. Eylül, TC simülasyonunda yaşayan bir simimiz. En büyük hayali ünlü, zengin bir iç mimar olmak. Ve bu hayalini tamamlayabilmek için güzel sanatlar okudu. Çok uzun ve zorlu bir dönemdi bizim için. Daha sonra bir ilişkisi oldu, aldatıldı, neler neler yaşadı. Ah güzel kızım. Ayrıldı, artık tek başına güçlü bir kadın olarak hayatta tutunmaya çalışıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra KPSS'ye girdim. Ama maalesef ki ilk sınavı geçmesine rağmen mülakattan geçemedi. O sırada para kazanabilmek için bir kafede barista olarak işe girdi. Hala o kafede barista olarak çalışıyor parasını kazanabilmek için. Aynı zamanda da artık dedi ki bu hayatına bir yerden atılmalıyım ve iç mimar olarak artık çalışmaya başlamalıyım dedi. Sonunda gitti bir iç mimarlık şeyine başladı. Ne denir? Serbest meslek olarak. Yani kendi kendine iş kovalayacak. Kendi kendine iş yapmaya çalışacak. Öyle bir serbest meslek tarzında iç mimarlığa başladı arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Bu bölümde biraz daha aktif oynayacağız. 1-2 bölümdür çünkü yavaş ilerliyoruz. Ve genelde benim böyle yapmak istediğim, asıl yapmak istediğim böyle farklı şeyleri yapamıyoruz. Bu bölüm gerçekten çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Filtresiz olacağım ve canım nasıl istiyorsa onu yapacağım. Kendimi filtrelemeyeceğim oyunu oynarken. Aa bir de kedi sahiplenmişti. Kedimizin adı da Siyak. Ay sıkım cümdatlı. Dur kedimizi azıcık sevelim. Gözlere bak pörtlek pörtlek. Pörtlek gözlerini yediğim seni. Yudibe bak yudibe. Senin miyav dilen dillerini yerim senin. Şu an şey değil miyim tam? Bebeğini sürekli gösteren böyle. Artık sosyalleşmemiz lazım. Gelin. Bir kızımız kıyafetlerini bir değiştirsin anacığım. Aa odamıza dolap koymamışız. Durun. Evde bir takım eksiklikler var. Perdemiz falan yok. Ben şu evi hızlıca bir düzenleyeyim. Evi düzenlerkenki kısımları büyük ihtimalle size yine hızlandırılmış geçerim. Sıkılmayın diye. Genel olarak yatak odasını değiştirdim birazcık. Odayı biraz büyüttüm. Eşyaları hangi şekilde yerleştirirsem daha iyi bir alan tasarrufu olur ve daha estetik görünür diye uğraşıyorum buralardan. Sonunda içmesinden güzel bir yer bulduktan sonra tabloların yerini değiştirdim. Çalışma masasını değiştirmeye karar verdim çünkü artık gerçekten çok kötü görünüyordum. Ondan sonra yatağın rengini de değiştirmeye çalıştım. Yatağın rengini önce bir yeşilli tarzında bir şey yaptım. Bir hoşuma gitti ama sonra onu yeşil yapınca mobilyalarla çok uyumlu görünmedi. Mobilyaları da değiştirmeye çalıştım. Bu sefer de çok yeşil geldi gözüme. Rengi kreme çevirmeye çalıştım yatağın. Krem olunca aslında güzel olmuş. Şimdi geri bakıyorum bu haliyle de kalabilirmiş ama sanki bu haliyle bırakmadım. Değiştirdim yine. Bu haliyle kalsa olurmuş ya. Daha sonra yatağın üstüne tablolar falan eklemeye çalıştım. İşte masanın üstüne bir şeyler koymaya çalışıyorum. Küçük ayrıntı böyle minik şeylerle bayağı bir uğraştım. Sonra perde aradım bayağı. Güzel bir perde maalesef bulamadım. Onun için bunları yerleştirdim. Daha sonra duvar rengini de bir değiştirme hevesi geldi içime ama bayağı bir renk denedim. Bayağı farklı desenler denedim. Hiçbir içime sinmedi. En sonunda duvar kağıdını değiştirmedim. Minik biblolar falan koyduktan sonra yine yatak rengini değiştiriyorum burada gördüğünüz üzere. Bir türlü içime sinmedi çünkü o yatak rengi. Minik ayrıntı objeleri gördükten sonra banyoya da bunları koymaya karar verdim. Banyo biraz fazla sade olmuştu çünkü. Ya paramız çok olmadığı için para buldukça evde minik değişiklikler yapmaya devam ediyorum. İşte yatağı kurcalıyorum. Yani görüyorsunuz tam olarak neler yaptım. Aslında üstüne seslendirme yapmak biraz garip oluyor böyle videolarda. Tam olarak ne diyeceğimi bilmiyorum ama. Yatak şeklini falan değiştirdim. Bir içime oda sinmedi. Sonra mavi de karar kıldım en son sanırım. Krem rengi daha güzelmiş ama. Bir dahaki bölümde krem rengi yapabiliriz. Sonra kıyafetleri koyması için bir dolap, açık dolap koydum. Altına da kutular koydum. Bir iki parça şey daha tamamladım. Değiştirdim, bir şeyler yaptım. Biraz daha doldurdum ve biraz daha yaşanabilir bir alan kıldım. Ama paramız bitti yine. Yeter! Fakirliğin gözü çıksın gerçekten. Gel kızım. Artık yeni bir dolabın da var. Dolabını da kullanabilirsin. Kıyafetlerini bir değiştirelim. Hangisini giysin? Parti kıyafetini giysin. Şimdi ünlülerin olduğu böyle Hollywood tarzı bir yer var. Del Sol Valley. Del Sol Valley. Okuyamayışım. Sims'in Hollywood'umsu kısmına geldik ve aynen buraya gelelim. Hottest spot in town diyor. En çok tercih edilen yermiş şehirdeki. Oraya bir gidelim. İnsanlarla bir tanışmayı deneyelim. Bir sosyalleşmeyi deneyelim. Bak 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 burası da Hollywood'da var ya ünlülerin işte taşlarının olduğu yer bak. Bir sürü kişinin adı var burada. İnşallah bir gün bizim de adımız burada olacak arkadaşlar. Limuzinler falan kapıda bekliyor bak ya şu lüksüye bak abi. İşte bir gün bunların hepsi senin olacak Eylül. Hepsi.
rahat ol bebeğim. Kimse de gelmedi. Birilerinin gelmesini bekliyorum. Şu an birileri gelince ünlü olup olmamalarına göre tanışacağım onlarla. Ün seviyemizi arttırmamız gerekiyor çünkü ünlülerle arkadaş olup. Sen kimsin? Sorry. Bir hayransın. Seninle işimiz yok. Bitch. Sorry. Bu kim? Paparazzi. Bir dikkat çekecek bir şeyler yapabiliriz. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Şarkı söylemeyi prova edelim. Ün kazanıyormuş Üzem. Hadi bakalım. Ama bizim şarkı seviyemiz iyi değil ki. Kulaklarım kanadı şu an sanırım. Şaşırdım. Markus bizi bir kesti böyle be. Her ne kadar kulaklarımız kanasa da birileri para veriyor şu an. Aha! Poli Alto. Ünlü biri bana para verdi. B-listermiş. 3 yıldızlı bir ünlüymüş. Biz şu an 1 yıldızlı ünlüyüz. Tanışmayı denesek mi şunlara? Gitme Holly. Holly seninle tanışabilir miyiz? Tanışmayı dene diyor ya da başka neler var? Başka hiçbir şey yok. Tanışmayı deneyeceğiz abi. Hadi. Aha, tanıştı bizimle kız. Orada bir heyecanlandığından şey yapamadı ama sanki kabul etti. Sakin olmamız lazım. Ünlü biriyle tanıştık. Sakin olup arkadaşlık kurmamız lazım. Görünüşüne bir iltifat edelim bakalım. Umarım itilmez. Oldu sanırım bak. Seviyemiz biraz yükseliyor. İlgi alanlarını bir soralım bakalım. Başka biriyle konuşuyor şu an. Holly bizi çok önemsemedi ama. Holly bizimle de konuş Holly. Ay ne şimdi şov yapıyorsun? Şov mu? Evet şov yapıyorsun Çiğdem. Hoşuna gitmedi. Aha sinirlendi Holly. Tamam Holly'den vazgeçtik. Başka ünlü var mı şu an? İçeri giremiyoruz mu ya? Baksana burada bir sürü ünlü var ama içeri giremiyoruz sanırım. Ne yapacağız? Ünlüleri nasıl bulacağız abi biz? Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. Daha farklı bir yere gideceğiz o zaman. Denk gelmeye çalışacağız. Hadi hemen spor salonuna gidip yine spor salonunda birilerine denk gelmeyi mi beklesek? Ya da müzeye falan mı gidip? Müzeye gidelim ya. Burası nasıl bir müzeymiş arkadaşlar? Ha tabii müze böyle olur. Başka ne bekliyordum müzeden hiçbir fikrim yok ama. Burası neymiş böyle? Oo bak müzik yapma çekim gibi bir kısım var burada gördünüz mü? Bir şeyler çekiliyor burada sanırım. Aynen burada çekim kısmı falan var. Baksanıza şuraya gidelim. Adjust, operate falan var. Kamera kullanmayı bilmiyoruz ama bir deneyebiliriz bence. Benim bir meşgale bulmam lazım. Oyalanmam lazım. Eline yakıştı ha Eylül'ün. Başka. Burada da yapacak hiçbir şey yok ya. Yani evet sanatsal bir şeyler var ama yani bir tatmin olamadım. Bir istediğim değil. Aha ünlü biri. Parıl parıl parlıyor. Thorn. Thorn'cum parıl parıl parlıyorsun. 4 yıldızlı bir ünlüsün. Ve seninle ben tanışmak istiyorum. Ama nasıl tanışacağım? Ömrüm. Thorn tam yanımıza geliyor ha. Hadi bakalım. O tanışsa benimle ne güzel olur be. Yürüyüşe bak bak. Kasıntılığa bak. Şu iğrenç ünlülüğe bak. Ünlü olabiliriz bununla arkadaş olursak. Ay ne yapsak? Nasıl tanışacağız biz onunla? Buralarda takılsak biraz tanışır mı bizimle? Bah görüşürüz. Kendi kendine bir şeyler yapıyor şu an. Bir kalk git babacığım yani. Herhalde böyle bir hadi eller havaya falan tarz bir şeyler yapıyor. Aman veremem ama. Hadi bir tanışmayı deneyelim. Paparazzi de geldi. Oh cümbür cemaat şu an burası. Yanda uyuyan biri de var ama mükemmel bir alan şu an. Hadi bakalım. Bir bize doğru yanaştı be. Arkamızı dönüp konuşuyoruz ya arkadaki Björn bizden hoşlanmıyor ama konuşuyor gibiyiz. Oyun bug'a girdi ondan yana dönüyoruz şu an ama. Biz tanışabildik mi tanışamadık. Gerizekalının başkanı. Ne yapabiliriz? Nasıl ilgisini çekebiliriz? Selfie çekilmeyi bir isteyelim bakalım. Öyle yapınca seviyemiz yükseliyor mu acaba? Çek kardeşim çek. Abi. Baştan çıkarmamız lazım. Bir türlü bir ilgisini çekmemiz lazım. Ne yapabiliriz bunun için biliyor musunuz? Kendine güvenen iksiri alıyorum. Ondan sonra flörtöz iksiri alıyorum. İç bakalım onları. İç. Confident'ı iç önce. Ne içiyorsun Camsil mi? Kondip hadi. Nerede bu adam? Bak yürüyüşü bile değişti bebeğimin. Kendine güveniyor şu an. Hayır ama bu kendine güvenen insan hareketi mi ya? Heyecanlanmayacaksın. Normal biriymiş gibi tanışacaksın kızım ya. Gözlere bak. Gözlerini pörtlete pörtlete heyecanlanıyor. Sonra da tanışmayı bekliyor ya. What happened now?
kabul etmeyecek. Etmedi tabii ki de. Bir tık da olsa acaba seviyemizi yükseltmemiz mi lazım? Biz bir yıldızız, o dört yıldız yani. Son bir kez neyse ya. Kendimi daha da seviyemi düşünmeyeceğim. Hiçbir şey istemiyorum adamdan. Evine git kızım. Aa, bu arada şimdi bizim güzel sanatlar derecemiz var ya. Bu güzel sanatlar derecemiz olduğu için iç mimarlık mesleğine 8. seviyeden başlamışız pat diye. Onun için de şurada freelancer ödülü gibi bir şeyimiz var. 5. seviyede verilen bir tane halı ödülümüz var. Bu halıyı nereye koyabiliriz? Hiçbir yere uymuyor ama. Rengi değişiyor mu acaba? Değişiyor rengi. Güzel. Şu bir renk kattı ya. Bir hoşuma gitti niyeyse bilmiyorum. Tamam, bu neymiş? Bu da magazin şeyi. Onları da şuramıza koyalım. Abstract painting yap. Gel bakayım hemen. Oyunum ilgi istiyor bu da. Deli. Oynarız seninle de. Şu resim bitsin. Beklesen anneciğim. Excellent olmuş. Satalım bunu da. Aynen. Hem şey de kazanırız, ün de kazanırız. Şuraya bir ampul lazım ya. Bir karanlık farkı. Aslında varmış ama bana mı öyle geliyor? Karanlık yani burası. Şuraya bir ampul alalım. Tabii ki de yine paramız yok. Şu nasıl? Mükemmel. Tüm paramız da buna gitti şimdi. Aha. Ünlü olarak yemek seçici olduk birazcık. Güzel olmayan yemekleri yiyince şimdi mutsuz olacakmışız. O tarz bir şey açıldı. Ün puanımız var. Bunları seçebiliriz. Daha göz önünde olmak şeyi var. Yetenek ve kariyer kazançlarından daha çok ün kazanma seçeneğiymiş bu. Diğeri neymiş? Network. Daha ünlü isimlerle daha çok arkadaşlık kurabilme. Network şey, ben kesinlikle bunu seçeceğim. Network'e çok ihtiyacımız var. Reklamlar, işbirlikleri falan daha fazla gelecek tarzı bir şey. Bir de bunu seçelim. Bu ikisi bence şu an için iyi. Baristalık işini de bırakalım. Biz paramızı buluruz bir yerde. Barista olarak ünlü olamayız arkadaşlar. Resmi de sattık. Güzel. Şu işten çıkmak istiyorum baristalıktan. Güzel. O işi bıraktık şimdi. Pis diye söyleneceğine bulaşıkları yıkamaya ne dersin? Ünlü olmaya çalışıyor olabilirsin ama Fairy ile bulaşık yıkaman gerektiği gerçeğini değiştirmiyor bu. Tamam git yap çişinde. Ay anca şikayet ediyorsun Eylül sen de. Biz buraya ışık koymamış mıyız? Koymuşuz. Autolights, all lights diyorum. Ne oldu lan? Çıktığım odanın ışığını kapatıyor artık. Bence mantıklı, elektrik tasarrufu böyle olur. Ne yapıyorsun, çay mı demliyorsun? Canı çay çekti sanırım. Kahve mi yoksa? Çay. Ben de çayımı içeyim o sırada. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. İlk iş mimarlık işimizi bir kabul edelim bakalım. Look for gigs diyorum. Haydi. Oha, 14.000 ödeyen bir iş var. Level renovation diyor. Yani level renovation, yani herhalde tüm katın değişmesini istiyor. 14.000 ödüyor. 14.000. Ben bunu kabul ediyorum. Cumartesi saat 9'da başlayıp cumartesi akşam saat 9. Bir gün vermiş bize. Hadi bakalım. Bir hafıza kartı şeyime eklenmiş. Bununla diyor öncesi ve sonrası fotoğraflarını çekmen lazım diyor. Başarırız ya. Ay biz bir spora falan mı gitsek bir de ya. Hadi gel bir spor salonuna gidelim gecenin köründe. Belki hem yeni birileriyle tanışırız. Yine şu ünlülerin olduğu yere gideceğim. Ünlülerle tanışma ihtimalimiz daha da yükselsin diye. Buradaki spor salonuna gidelim. Connection'ın, bir network'ün olmadığı müddetçe bir hiçsin. Azıcık bir kardiyo yap. O sırada yanına falan birileri gelirse bakarız kimler geliyor, kimler geziniyor buralarda diye. Onlarla da tanışmaya çalışırız. Easy Fabulous diye benim ün seviyemde biri gelmiş. Senin arkadaş olsak bile bana hiçbir kazancın olmayacak. Onun için izleyeceğim, özür dilerim. Teşekkür ederim kardeşim. Ve kimse gelmiyor çünkü gecenin biri. Gecenin birinde kim spor salonuna gelir? Hayat pahalı, vatandaşın geliri az. En azından fitleşiyoruz, öyle düşünelim. Çok verimsiz bir spor salonu oldu. Neyse, en azından spor yapıyoruz. Easy dur ya, seninle yine de tanışalım. Madem kimse gelmiyor. En azından bize bir katkısı olmasa bile iyi birine benziyor. Bir bakalım. Su. İlgi alanlarımızı bir konuşalım. En son trendleri konuşalım iç mimarlık konusunda. Fikirlerimizi paylaşalım. Seni tanıyalım bakalım. Izzy de stilistmiş. Izzy ile arkadaş olabiliriz. İnsanlar gelene kadar Izzy ile arkadaş olalım. Izzy'yi sevdim, iyi biri gibi. Herhalde abla sus biliyorsun. Izzy biz seninle çok iyi anlaştık bebeğim ya. En yakın arkadaşlarımdan biri mi olsa acaba? Herhalde abla. Biri gelmiş, gym trainer. Bak bu adamı ben bir beğendim seninle. Takıyacığım, beni train etsene bebeğim. PT'm olsana bebeğim. Bırak onu bırak. Takıyor. Benimle ilgilen.
Merhaba Takıyacığım, gel şimdi seninle flörtöz bir şaka yapalım Takıyacığım'a. Ulumi, birazcık melankolik biriymiş arkadaşlar, bize gelmeyebilir bu. Bu bize gelmeyebilir, sevmem. Biraz daha bir soralım, nelerden hoşlanırmış, nasıl biriymiş bakalım. Uyuşabileceğiz mi? Dışarıdan iyi biri gibi görünüyor, birazcık hani eli yüzü düzgün bir çocuk ama anlaşamayacaksak olmaz. Ne oldu, utandın? Niye utandın? Ha, işimi yapmam lazım, beni sal dedi herhalde. Biz de spor yaparız bebeğim, bizi de eğitirsin. Ask Takeo to mentor. Herhalde bu. Aynen, spor yaparken spor olmamız gerekiyor. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım. Hareketleri görüyor musunuz? Bir yükseldi bize. Yeter! Kız da sinirlendi, gözümün önünde flörtleşiyorlar diye. Kızdı gitti, odayı bize bıraktı. Seni bir biraz daha tanımaya çalışalım. İşini sormak biraz saçma olacak çünkü işini biliyoruz. Onun için öyle bir saatlik yapmayacağım. Aha! Bir saat sonra işimiz başlıyordur, işimize gidelim. Kız işine git, işine 14 bin lira kazanacaksın. Az uz para değil, hadi bebeğim. İşine git, işine. İşine nasıl gidiyorsun? Nasıl gideceğim ben işime şu an? Abi işim başlamak üzere. Client's not doing a garsi decorate diyor. Nasıl gideceğim ben buraya? Ben şu an işime gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Evden mi gidiliyor acaba? Yoksa Delgato ailesi diye görünüyor mu? Ben anlam veremedim şu an nasıl gideceğimi. Dur bir 9 olsun saat. Heyecanlanmayalım. 9'da gideceğizdir belki. Allah Allah. Bebeğimize mama koyalım o sırada. Neredeydi o? Uyku iksirini aldım da hemen bir içelim onu da. Saat 9 oldu. Heh aynen. Let's go to work. Hadi gidelim işimize. Bir anons içine çıkmayacak diye çok korktum. Ev buyumuz. Bayağı hoş bir ev. Başarılı, zengin bir aile benimki. Şimdi içeriye kapıyı bir tıklayalım. Hadi bakalım. 9'u çeyrek geçiyor. Geç kalmadık ya. Sıkıntı yok. Bebek için kapı yapmışlar. Allah. Şimdi iş görevlerimiz. Eve girdik. Müşterimizi tanımamız lazım. Tanıdıktan sonra öncesi fotoğrafları çekeceğiz. Sonra başlayacağız. Seviye değişimi istiyor ya bunlar. Hangi seviye acaba? Dur bir konuşalım. Hangi kat? Supriya Delgato ile bakalım. Sen kimsin? Justin Delgato. Ne istediklerini iyice öğrenmem lazım. Soğan kokuyor. Kokmanın sırası değil bebeğim şu an. Köpek bizi istemiyor şu an ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu an bir konuşup renk tercihlerini falan öğrenmemiz lazım. Neymiş? Bahçe eşyalarını sevmiyormuş. Wellness, böyle işte yoga bilmem ne o tarz şeyleri seviyormuş. Tamam. En sevdiği rengi soralım. Kokmaya başladık bu arada. Müşterileri gönderdikten sonra evlerinde bir duşa gireriz. Tamam. Sevmediği şeyler öğrendik. Mission dekoru sevmiyormuş. Yazı yazmayı sevmiyormuş. Bana ne yazı yazmayı sevme işinden? Beni alakadar etmiyor. Farklı bir dekor şeyi önerelim. Gri rengi sevmiyormuş. Sen para ver bırak. Yani buna beyaz olarak görüyorsam bir şey diyemeyeceğim ama hani evinin her yeri griye benzeyen. Hatta bence açık gri olan bir renk olan biri için gri sevmemen çok iddialı değil mi sence de bebeğim? Her şey gri. Neyse. Kadına da soralım biraz ya. Hep adama sorduk. Hadi. Sen saçmaladın. Sen ne değil. Biraz kadınla konuşmak istiyorum. Kadınlar her şeyin daha iyisini bilir. Ev dekorasyonu konusunda. Siz niye burada konuşuyorsunuz? Hayla da mı burada yaşıyor? Ben anlamadım ya. Duşa falan girdi kadın. Neyse. Gösteriyor bakayım beğendiği şeyleri bize. Köpüşçük de gösterecekmiş. Hayvanlar da vardır. Ne yaptın? Eylül profesyonel olmayan bir şey yaptı. Yapmaya devam ederse kovulacak diyor da hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Soru sorup duruyorum sadece arkadaşlar. Niye böyle oldu ben anlamadım. Arkadaşlar sadece tuvaletim var yani. Bir tuvalete git de bir bakayım. Dur elini falan yıka. Birazcık düzenle kendini. Bir kendine gel. İşe böyle mi gelinir kızışım? Hadi. Daha öncesi fotoğraflarını bile çekemedi. Ay hiçbir şey yapamadık. Hadi Eylül. Hadi Eylül. Biraz hızlanman lazım bebeğim. Yıka elini de biraz temizlen ya. Hadi şimdi. Neredesin kadıncağızım? Kadınım. Nerede bu kadın? Hah burada. Şimdi bu kadınla konuşup birazcık fikrini öğrenelim. Hadi. Shwebi Turinga. Ah, yes. Adana Floni Alupas. Frosha. Fabu Nomev. Bepta. Hah, hele şükür. Sevdiği bir şey. Mid-century dekoru seviyorlarmış. Böyle orta çağ dekorunu seviyorlarmış. Bir tane daha soralım. Diyelim farklı bir renk seçeneği sunalım. Gri sevmiyorsunuz da sevdiğiniz rengi söyleyeyim ona göre bir şey yapayım yani sonuçta. Kahverengi sevmiyormuş. Bebeğim hadi ama bebeğim hadi ama bebeğim. Sevdiğiniz bir renk söyleyin ki bana işimi kolaylaştırın. Mor sevmiyormuş. Mükemmelsin ya neyse. Hadi ben sizi gönderiyorum o zaman şimdi. Hiç yardımcı olmadılar bana ama yapacak bir şey yok. Öncesi fotoğraflarını çekmeye başlayacağım. Bence gelin
şurayı komple değiştirelim. Gel bebeğim buraya. Önce fotoğrafı çek bakayım şuradan. Bu hizadan çeksek. Şurayı çekebiliriz şöyle. Bunu çek. Nasıldı? Şu tuşları kullanmayı unutmuşum. Şöyle çek. Şöyle çek. Bir. Şurayı çekebiliriz de. Şöyle çek. Bir başka neresi var? Şurada tuvalet falan var. Burayı saçma buraya çekmek. Başka mutfak var. Heh. Mutfağı da şöyle çekelim. Burayı çektik mi hiç hatırlamıyorum. Onun için burayı da bir çekeceğim. Burayı çektim. Tamam. Başlıyoruz. Ya bana sevdikleri hiçbir şey söylemediler. Aşırı gerildim onun için. Sadece sevdikleri şey olarak ortaçağ dekoru tarzı bir şey seviyoruz dediler. Şu mid century. Bunları şey yapacağım. Bunları kocaman bir ev ya. 14 bin iyi para da biraz fazla mı şey yaptıkları ben? Şunları komple bir silerek başlıyorum arkadaşlar. Bu kadar da silmek istememiştim. Bir dakika geri al. Heh. Her şeyi bir... Hadi bu kalsın. Şömine de kalsın. Şöminelikle değişim yapmayayım. Çüş. Perdeye dahil... Perde dahil her şeyi siliyorum. Ay önce sonrası fotoğraflarını daha güzel çekebilirdim ya. Şu an üzüldüm. Neyse. Mid century orta çağ değil o zaman ya. Mid century ne ki? Orta çağ dedim ama şeyler hiç orta çağa benzemiyor. Ha, middle age'di orta çağ. Pardon. Mid century ne oluyor? Yüzyıl ortası modern mimari demekmiş arkadaşlar. Bakın. Telefondan buldum. Modern mimari seviyorlarmış. Modern mimari tarzını seviyorlarsa onu her yerde kullanmam lazım. Yoksa iyi puan alınmıyor arkadaşlar. Bahsettiğim gibi müşterilerin seçimlerine göre özellikle griden uzak durmaya çalıştım ve işte o mid-century tarzındaki dekorasyonlardan kullanmaya çalıştım. Mutfaktan başladım. Öncelikle siyah tarzlarında bir mutfak yapacaktım. Hatta siyah bayağı kafama koymuştum. Tüm düzeni falan onunla yaptım. Yerleştirdikten sonra üstteki dolaplarla alttaki tezgahlar uyuşmadı. Onun için dolapları komple tekrar değiştirmem gerekti. Simsiyah yaptım uyumlu olsunlar diye ama bu sefer de içimi çok kararttı gibi hissettim. Hani hiç siyah mutfak yapmamıştım daha önce. İç karartıcı geldi. Son renklerini yeşil yaptım. Mobilyaların hepsinin rengini yeşile değiştirdikten sonra dolapları da yerleştirdim. Mutfağı tamamladım. Mutfağı bitirdikten sonra zaten bayağı bir yorulmuştum. Gerçekten çok uğraştım buna. Duvar kağıdı aradım birazcık. Mobilyalara neler yapabilirim diye ışıklandırmaları koydum. Zaten seçeneğim de çok fazla yoktu. Mid-century mobilyaları gerçekten çok kısıtlıydı. Elimdeki seçenekler çok azdı. Ve alan çok büyük. Alan çok büyük. Mobilyalar az olunca gerçekten hiçbir şey sığdıramadım. Sandalyeleri yerleştirdim. Yerlere güzel parkeler bulmaya çalıştım ama gerçekten hiçbir şey bulamadım. Birazcık tuvaleti de değiştirmeye çalıştım. Biraz tablolar yerleştirdim. Ondan sonra bir kitaplık falan tarzında bir yerler kurmaya çalıştım. Işık yeterli gelmedi. Işıkları değiştirdim. Kitaplıkları böyle uydurmaya çalışıyorum burada yine. Duvar kağıdının rengi bir türlü içime sinmedi. Ama yeşille yeşil çok yapmak istemedim. Ya burada gerçekten tam anlamıyla kararsızlığımı görüyorsunuz. Kararsızlığımı ve çaresizliğimi. Çok sıkıldığım halde evi tamamlamam gerektiği için böyle zorlamaya çalışıyorum kendimi. Salonu son bir kez el attım. Artık mobilyaları birazcık değiştireyim ve salayım kafasındaydım. Son bir iki değişikliği de yaptım ve bıraktım. Bir şey diyeceğim, ben sıkıldım. Şu an salıyorum. Bir saattir şu seviyeyi düzenlemeye çalışıyorum ve gerçekten seçeneklerim o kadar az. Ya bana verdikleri şey o kadar az ki iç mimarlık bana göre değilmiş, onu fark ettim. Bırakıyorum. Ben ünlü olmanın başka yollarını bulacağım. Bu değil yani. Bu değil benim zevk aldığım oyun stili. Saldım. Şu an bu haliyle fotoğraflarını çekeceğim son halde. Beğenirlerse beğensinler, beğenmezlerse de beğenmesinler. Umurumda bile değil artık. Gerçekten çok yoruldum. Allah'ım. Bir daha iç mimar olursam da bu kadar büyük proje almayacağım. Çok çok sıkıldım. Çekiyorum valla sonrası fotoğrafları. Yer uymadı biliyorum. Yer ne alaka, duvar ne alaka biliyorum. Hiç umurumda değil ama çok yoruldum. Bir saattir şunu uğraşıyorum ve yapabildiğim şey bu yani. Ay yok. Ben de isterdim çok güzel bir şey ortaya çıkarmayı ama tüm enerjim çekildi ya. Asla asla ve asla bir daha bu kadar büyük bir iş almayacağım. Alırsam da küçük işler alacağım. 14.000'i gördük, para tatlı geldi tabii. Yaparız dedik, ederiz dedik ama yok yani bu kadar büyük iş alınmaz. Hadi bakalım beğenecekler mi? Çağırıyorum. Umarım beğenirler. Fotoğraf seçmek için hepsini seçiyorum. Hadi bakalım. Hadi gelin bakayım. Bakalım beğenecek misiniz şu yarım kalmış evinizi. Oh, çok şükür yarabbim. Beğenirlerse ve 14.000'i verirlerse helal olsun diyeceğim ama. Evinize hoş geldiniz diyoruz şu an. Hadi bakalım. Ay senin be.
Bir şey diyeceğim. Sıkılıp yarıda bıraktığım işten şu an 19.740 lira aldım ve itibarım falan arttı. Oha. Bayağı beğendiler. Yarım ağız yaptığın iş bile seviliyorsa olmuşsun sen Eylül. Helal olsun kızım sana be. Ay, zenginiz şu an, farkında mısınız? Ama ünlenmemiz lazım. Şu yaptığın evde bir yemek yapmayı densen kovarlar mı seni? Kovarlar. Kovsunlar. Kim ne fark eder ki? Kovsunlar abi. Evime gidip yemek yapmaya uğraşmak istemiyorum. Şurada bir yemek yapalım. Biz yaptık sonuçta. Yok. Yemek yapma şeyi. Aa. Yemek yapacak şeyimiz mi yok? Niye öyle dedi? Eksik mi yapmış size? Ama ben aldığım paraya bakarım. Eksikse de eksik, kendileri tamamlasınlar eksikliklerini. Sushi yaptık herhalde. O giri diye bir sushi. Şimdi yemeğimiz yenili. Paramız da çok. Ortamımız güzel. Keyfimiz yerinde. Hadi yine spor salonuna falan gidelim. Birazcık böyle bir network yapmaya çalışalım. Ünlenmeye çalışalım yine. Şuraya gidelim. Parktan da vazgeçtik. Hadi yine şu ünlülerin takıldığı mekanlardan birine gidelim. Burası karaoke bar gibi bir yer. Kayla da burada. Kayla ile biz arkadaşız zaten. Ama başka insanlar lazım artık. Yani samimileşeceğimiz, sohbet edeceğimiz. Yetenek şovu başlayacakmış. Tamam. Bardan katılmak için şey yapabilirsiniz diyor. Katılmak istiyorum, evet. Ne yapacağımı bilmiyorum ama katılmak istiyorum şu an. Aha, birisi arıyor. Diyor ki benim gibi mutlu görünmek ister misin? Evet, bu güç sende diyor. Bu güce sahipsin. Bana sadece para göndermen lazım. Gecikme mutluluk bir simoleon ötende diyor. Bir simoleon. Verelim. Bir taneden ne olacak ki? Yalancısın. Ne oldu şimdi? Ya, katkın için teşekkür ederim. Ben mutlu hissediyor musun diyor. Hayatımda hiçbir şey değişmedi sana bir simoleon verdim diye. Aha. Torncuğum, bebeğim, yine seni gördük. Acaba o gün bugün mü? Acaba o gün bugün mü? Aha, sıra bendeymiş. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Piyano, keman çalalım. Aa, çok heyecanlandım. Konserto çalalım hadi. Beğendiler. Vallahi beğendiler. Üniversitede o zorlanarak keman çalmayı öğrendiğimiz zamanların bir gün işe yarayacağını biliyorum arkadaşlar. Octavia Moon. Octavia, sen de ünlüymüşsün. Parlamıyorsun ama seninle tanışmayı deneyelim Octavia. Seninle arkadaş olabiliriz belki. Aha, tanıştı Octavia bizimle. Hadi Octavia, seninle. Görünüşüne iltifat edelim. İlgi alanlarını soralım. Biraz belki Octavia ile arkadaş olabiliriz. Aşkım, seninle konuşamıyor muyuz? İlgi alanlarını soralım. Smart, Tuğçe, Aşko, Baba. Aha! Allahu Ekber! Torncuğum, hoş geldin bebeğim. Ay, ne de güzel gitar çalıyormuş. Hadi bir daha tanışmayı deneyelim. Kızım, yapma böyle işte, yapma böyle. Tanıştı mı lan bizimle? Yap. Sanırım tanıştı bizimle. Ne yapabiliriz? İlgi alanlarını soralım. Vallahi konuşuyor bizimle. Onlar ne kadar hayran durduğumuzu falan söyleyelim. Ay, ünümüz de artıyor. Hadi bakalım başka ne yapabiliriz? İlgi alanlarını tekrar soralım. Görünüşüne bir iltifat edelim bakalım. Güzel, güzel, güzel. Çek kardeşim, çek. Ya siz bir şuradan gitseniz arkadaşlar. Biz yani şurada torncuğumla bir hani özel bir an yaşıyoruz. Acaba yanımızdan uzaklaşabilir misiniz? Paparazilerde fotoğraflarımızı çekerken hazır. Ne yaptım? Hata mı yaptım? Gece kulüplerine gitmeyelim, barlara gitmeyelim. Arkadaşlarından uzak tut. Sevmiyorum, beğenmiyorum. Aile gibi yaşayalım dedim. Aile gibi yaşayalım dedim. Geri zekalı. Tamam, biraz abarttık sanırım. Biraz abarttık. Şimdi biraz salalım. Biraz salalım. Eve gidip uyuyalım. Aa, bizim bebişimiz de buradaymış. İzi'ciğim. İzi. Ay, seninle ne güzel arkadaş olduk kız. Vallahi sevdiğim bir arkadaşım oldu İzi ha. Hadi bakalım eve gidip birazcık uyuyalım aynı zamanda. Anam, üşüdüm için. Siyakım üşümüş. İzi'yi çağıralım. Kayla'yı da çağıralım. Üçümüz yakın arkadaş olarak kışın gelişini bir kutlayalım. Annem, sen nerelere Siyakım? Ne yapıyorsun Siyakım? Nereye? Koşturuyor deli. Şimdi sizinle hep birlikte. Aa, üçümüz birden yapamıyormuşuz kartopun, kardan adamı. Kayla ile birlikte oldu sadece. Arkadan biri geliyor.
Tatlı oldu. Bir duşa girelim. Sonra da bir dışarı çıkalım bakalım. İnsanları evimize çağırıp kendimiz dışarı çıktık. Biraz saçma oldu ama. Biraz spor yapalım gelin. Biraz daha fitleşelim. Uzun süre spor yapmayınca kilo almaya falan başlıyorlar çünkü. Çok şükür yarabbim. Evet, şu an insanlarla konuşup sosyalleşiyoruz. Güzel. Holly ile de tanıştık. Arkadaşlar şu an iyiyiz diye. İyiyiz iyi. Bir elim yağda bir elim balda şu an. İki tane ünlüyle yakın arkadaşlık kuruyoruz. Ama yani Naoki'ciğim. Senin de adın Naoki. Naoki. Seninle arkadaş dahi olmak istemiyorum. Bana çok kötü birini tanıtıyorsun. Hadi be! Defol! Defol! Tekrar şu karaoke bara gidelim mi? Oradan bir ekmek çıkacak bize gibi. Ha ne diyor? İyi bir insan olduğunu duydum diyor. Bir bağış yapmak ister misin diyor. Yapalım çünkü ünümüz artacakmış. Paramız da var şu an, yapabiliriz. Ama ünümüz artmadı. Acaba arttı da yeterince yıldız atlayacak kadar mı artmadı? Bilmiyorum artık. Bebeğim Torncuğum, buradasın. İlgi alanlarını soralım Torn'a. Ne? Ya öyle susuyor ya. Neden böyle oluyor Torn? Torn'a iltifat edince hoşuna gidiyor. Birazcık iltifat edelim. Ama aynı şeyi arda arda tekrar tekrar yaparsak ters tepme ihtimali de var ama hoşuna gidiyor niyeyse. Bir hoşlandığımızdan falan bahsedelim bir. Paparazziler de fotoğrafımızı çekiyor şu an. Terbiyesiz bir öneride bulun. Hani ne bileyim. Hadi gel seninle eve gidelim falan tarz bir şeyler. Bulunalım bakalım ne diyecek. Ay çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar ne diyecek? Ay pasif erkek de adamı hasta eder. Sen var ya sen Torn. Sen de benden hoşlanıyorsun biliyorum bebeğim. Vallahi hoşlanıyor bizden. Erkek arkadaşım olmayı istediyor ama daha bunun için çok erken bence. Kesinlikle reddediliriz. Birazcık böyle ellerini öpmeyi deneyelim. Çok severiz. Çok severiz. Vallahi işe yarıyor. Başka ne isteyebiliriz? Öpelim bakalım kabul edecek mi öpüşmeyi. Ay evet kabul etti. Sus. Ay çok heyecanlandım. Ay adamla öpüşebiliyoruz ama hala başka bir şey konuşamıyoruz sanırım. Biraz konuşmayı deneyelim. Normal arkadaşlığımızla ilerletmeye çalışalım. Aha kendimizden bahsetmemiş. Hoşuna gitmedi. Adamla hala bir arkadaşlık kuramadık ama öpüştük falan. İlişkimiz gittikçe kötüleşiyor. Benim bir tık daha ünlenmem lazım ya. Ne yapabilirim ünlenmek için? Şu konserto gibi bir şeyi çalsam tekrar. Ün kazanıyor olmam lazım bununla sonuçta. Bir şey diyeyim, ünleniyoruz ha. Şu iki yıldızla gelmek üzereyiz. Az kaldı. Holly de burada. Dur Holly ile biraz arkadaşlık kuralım tekrar. Aha Torn tekrar buradan. Showbiz Kiss diye bir şey varmış. Show Business öpücüğü. Onu bir yapalım bakalım. Yapacak bir şey yok. bu acıttı biraz. Dur biraz salıyorum seni. Ben birazcık Kayla ile konuşup biraz kendime gelmem. Oha en yakın arkadaşımızın kariyerini bile bilmiyormuşuz işini. Evet en yakın arkadaş olduk Kayla ile. Nice. Nayaki ile artık en yakın arkadaş değilmişiz. Zaten ayrılmıştık. Neden hala en yakın arkadaş? Bu da ayrı bir muhabbet ama. Evet Torncuğum seninle tekrar bir deneyelim. Sana bir iltifat etmeyi. Sen iltifatlardan hoşlanıyorsun. Yine hoşuna gitmedi. Ay beni sevmiyor şu an. Özür dilerim Torn. Ben birazcık seviyemi arttırmalıyım ya. Octavia, Octavia seninle bir arkadaş olsam gel. Octavia ile de flörtleşiyoruz burada yanlışlıkla. Kimseyle de bir işim olmaz. Niye? Sevgili dedin gelici geçici bir şey. Holly, herkes yalan. Tek gerçek arkadaş sensin sanırım. Ben seninle bir arkadaşlık kurabiliyorum niyeyse. Ay kızdırdık Holly'yi de. Ben bugün niye böyleyim ya? Çok fazla playful'um şöyle hani. Acaba ondan benden nefret mi ediyor herkes? Bir özür dilemeye deniyorum ama. Paparazziler de fotoğrafımı çekiyor. Neyse reklamı iyisi kötü olmaz yapacak bir şey yok. Ben bir evime gideyim abi. Bugün yok ya. Bak 2.5 saat. Gece 3'ten sonra hiç hayırlı bir şey olmaz deyip evime gidiyorum ben. Yeter. Uyumam lazım. Çok güzel bir gün değildi senin için. Farkındayım bebeğim. Holly'yi ne kadar sinirlendirdik. Allah'ım ne dedik acaba ya? Çok da kötü bir şey demedik ama niye böyle oldu anlamadım. Bir yemek yiyip yatalım diyeceğim de. Hazır biraz daha paramız var. Şu şeyler falan çok kötüydü kalitesi. Onları birazcık yükseltelim ben. Evde bu beyaz eşyaların biraz daha kalitesini arttırdım. Aşk seviyemiz daha iyi de oluyor böylece.
Onu yapmışken odayı da birazcık düzenledim. Televizyon falan aldım. Biraz daha genişlettim. Bir iki almayı düşündüğüm şeyleri almaya çalıştım. Bir halı seçmeye çalıştım. Çok beğenmedim. Halıdan vazgeçtim onun için. Bir robot süpürge aldım. Evi böylece otomatik olarak temizleyebileceğim ve sürekli böyle toz sıkıntısı olmayacak. Her şeyi hallettiysen bebeğim, haydi çık dışarı. Dirk Dreamer diye biri varmış. Dirk'cüğüm sen de hoş çocuksun ha. Bak şimdi. Bak. Böyle mi tanışılır kızım ya? Tanıştı sanki bizimle. İltifat edelim falan bir bakalım. Vallahi oluyor bir seviyemiz artıyor sanki. Sanki bir şeyler oluyor gibi bir şeyler. Ama şu an Thorn, Dirk iki tane iyi ünlüyle flörtleşiyoruz. Hoş olmadı bu durum. Şu an çünkü Thorn'u önce belli etmeyi deneyelim. Eğer olmazsa Dirk'ümüz ikinci seçeneğimiz olsun bence. Thorn nerede? Thorn genelde buralarda takılırdı. Müzeye gidelim bakalım. Müzede oluyordu bazen. Müzenin girişinde gelenleri ağırlayıp piyano çalalım. Arkadaşlar Dirk'cüğüm burada. Dur bakalım ya, bir Dirk'le yakınlaşmayı deneyelim. Dirk beni reddetti şu an. Dirk. Neden böyle yaptın? Thorn nerede ya? Thorn beni hiç bak geldi benim. Beyaz atlı prensim geldi. Beni hiç bu kadar kötü reddetmemiştin sen Thorn. Nice. Bir yıldız arttırdık. Güzel. Hemen şu şeylerime bir bakayım. Yıldız şeyim gelmiştir. PR ajansı tutma gibi bir şey geldi. Bence en mantıklısı bu aralarından. Çünkü diyor ki Eylül'ün imajını onun için onun yerine düzenleyeceklermiş diyor. Eğer bir hikaye istiyorsa onu hemen çıkarabilirler diyor. Bonus olarak da diyor böyle Eylül arkadaş olmak istediğinde yeni bir ünlüyle. Bir ünlüyle arkadaş edebilecek partiler düzenleyecekler diyor. Bence bu bayağı mantıklı. Ne oldu, sen de mutsuzsun ya Thorn. Bir ağlıyor gibisin, bir keyfin yok gibi. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Bir mutsuz ya, baksanıza. Abi neden depresifsin? Sadece mutlu ol. Niye bu kadar mutsuzdu çocuk? Aha! Arkadaşlık şeyimiz açıldı. Normal şeyler konuşabiliyoruz şu an. Güzel. Komik böyle şeyler anlat bakayım birazcık. Aha! Diyor ki, bana zaman ayırman gerçekten çok güzel bir şeydi. Sana sadece bunu söylemek istedim diyor. Güzel. Thorn'la bayağı bir yakınlaşıyoruz sanırım şu an. Heyecanla bekliyorum, ne olacak? Vallahi ben bu çocuğu kaparım. Aha şey gelmiş. Oha 920 lira mı? Çüş. 880 lira vergi. Mükemmel. Öde de ya. Çok para gelmemiş mi sence de? Hoş değil. Ask on a date. Hah çıktı. Nereye gidelim biliyor musun? Güzel bir restoran. Evet. Aa senin yine uykun var. Şu uyku şeyini hemen alalım yine. Masamıza çağırıyorlar bizi. Şuradan geçiyordu. Ne oluyor lan orada, adama bir şeyler oldu. Ne olmuş abi? Kurbağaların üstüne düştüm. Ne olmuş buna? Kurbağa vah dedi. İyi misin? Try to talk to Ted dedim ama. Bir dakika, şu an date'i bıraktık ama bu ne? Help me. Ted iyi misin? Kimsin sen? Ne oluyor lan? Ele geçirmiş gibi falan duruyor şu an. Ay ben gidiyorum, korktum, date'ime devam ediyorum. Bu ne böyle? Torna havaya zıplıyor bebeğim. Gel biz seninle yemek söyleyelim, boşver. Ay korkunçtu. Demin gördüğümüz adamın üstünde bir Simspolitan iyi gider bence. İki tane Simspolitan söyleyin. Simsmapolitan. Ha, Kozmopolitan'ın şeyi. Simsmapolitan iyi gider. Üstüne ben biraz diyetteyim. Onun için salata söyleyeceğim ama şeye başka bir şey söyleyelim. Kendimize de bunu söyleyelim. Balık söyleyelim ikimize de. Balık güzeldir. Somon söyleyelim. Üstüne de tatlı söyleyelim hadi. İyi arkadaş olduk, güzel. Nereye kıyım? Niye ya, kalktım onu anlamış değilim ama. Oldu bu iş, oldu. Önce tatlı mı geldi, bana mı öyle geliyor şu an? Deli adam yine geldi arkadaşlar, ben bunu çözeceğim de şu an date'ime az kaldı, date'imi halletmem lazım önce. Numarasını bir alalım istediğimiz eve çağırmak için.
Ayağını yerden kestik. Heh. Oh, date'imiz güzel bir biçimde tamamlandı. Arkadaşlar, ağımıza düşürüp bir bebek peydahlayalım bu çocuktan. Hadi gelin. Sonra o bebeği kullanarak hamile olduğumuzu söyleyerek evleneceğiz adamla ve parasını yiyeceğiz çatır çatır. Ya para zor kazanılıyor, yapacak bir şey yok. En kötü ihtimal nafaka alırız. Sadece nafaka ile bile geçiniriz temiz. Ağımıza düştün oğlum sen. Bundan sonra benden kork bebeğim. Heyecanlanırsın tabii köfte hor seni. Aha kameralar da çekiyor. Paparazzileri de yakalandık şu an. İnsanlar şok. Hadi bir de sevgilim olmasını teklif edelim. Kabul etmezsen de zaten. Etti zaten. Ya. Sevgiliyiz artık. Nayok ne alaka? Thorn Bailey ile arkadaş olduğunu duydum. Ne kadar iyi falan tarzı saçma sapan bir mesaj atmış bana. Hadsiz. Hadi evine de git bebeğim. Yeter bu kadar. Aha şey geliyor. Christmas geliyor. Şurayı biraz genişletelim. Şu şeyin sığacağı bir yer lazım çünkü. Heh. Şu köşeye sığdı bak. Bir tane şöyle süsleme şeyi koyalım şuraya. Nöke'ye bak sen. Duyduğuma göre torna çıkmaya başlamışsın. Yeni bir arkadaş, erkek arkadaş bulduğun için tebrik ederim diyor. Siz. Bir şeyler deniyoruz şu an. Sen kimsin amcacığım? Ve niye benim kapımdasın? Tanışalım bakalım. Dekor yapıyordum aynı zamanda. Ana güzel oldu. Aha Holly beni ziyarete geldi. Gel bir tane. Aa bak diyor ki. Eylül diyor insanlar sana güveniyor diyor. Seni dinliyorlar diyor. Bir stil influencer olabilirsin diyor. Beşinci seviyeden seni başlatacağım diyor. İş değişikliği mi yapsak acaba? Hani dürüst olmak gerekirse iç mimarlık beni birazcık baydı. Bu oyuna iç mimarlık hedefiyle başladık ama tam bir hayat simülasyonu. Yani hayatımızın başında istediğimiz şeyler sonradan bizi mutlu etmiyor olabilir. Kariyerimizi değiştirebiliriz. Ben onun için değiştireceğim. Bu iş beni mutlu etmedi çünkü bu daha mantıklı bir iş bence. Okey. 2 saat sketch yapmamız gerekiyormuş. Yapalım. Hadi bakalım. Yapıyor bir şeyler. Hah oluyor iyi. Aha çocuk düşündü gördünüz mü? Bu gece zararlıyız. Bir yere gitmemeye kararlıyız. Bu gece zararlıyız. Aa ben bir bilgisayar alacaktım şuraya. Onu unuttum. Farkında mısınız? Vallahi bebek geliyor. Gördünüz mü demin düşündüğünü? Kesin hamileyiz. Kesin. Tuvalete gidelim falan. Take pregnancy test. Hamilelik testi yapma çıktı. Hadi bakalım bir hamilelik testi yapalım. Evet. Arkadaşlar hamileyiz. Evet. Uyu bebeğim artık iki can için yiyorsun sen dinlenmen lazım. Ay yılbaşı partisi mi düzenlesek tüm arkadaşlarımızla? Ev bir temizlensin sen o sırada dekor yap bakayım buralara. Bir parti düzenlemek istiyorum. Evet şimdi hemen bir parti yapalım. Dümdüz ev partisi sanırım. Host benim. Holly, Thorn. Kayla gelsin, Izzy gelsin, Markus da gelsin arkadaşım, diğer Nayuki gelsin, Octavia gelsin, Takuya gelsin. Yeter bu kadar sanırım. Tüm arkadaşlarımızı çağırdık. Entertainer olarak birini çağıralım, eğlendirsin. Bir tanem benim evimde olacak. Evet. O zaman buraya bir dans kısmı kuracağız. Evi biraz büyütelim o zaman. Evi biraz genişletelim. Şöyle. Heh. O sıkıntılar ortadan kalkar diye düşünüyorum. Şöyle bir müzik şeyi yeterli bence. Hip hop tarzı bir şey çalsın. Yemek yapalım bir de o sırada. Kim geldi? Miva geldi bile. Şöyle bir de bar kuralım ki bir yere. Nereye kuralım barı da? Şu giriş kısmına. Haha İzzy ne güzel giyinmişsin. Bebeğim bayılıyorum sana ya. İzzy mükemmel bir arkadaş gerçekten. Sen de giyin kız yemeğini yaparken. Ooo Torncuğum sen de bir hoş giyinmişsin. Ay biz de güzel giyinelim. Baksana herkes çok şık giyinmiş. Hadi ya ben yemeğimi bir an önce yapmak istiyorum şu an. İyi insanlar güzel eğleniyor şu an. Ha müziği beğenmeyenler var. Müziği değiştirelim. Latin çalalım. Ay çok garip şeyler yapıyor kızım şu an ama. Hadi bakalım yemek hazır gençler. Herkesi yemeğe çağıralım. Yemek yesinler. Ben de o sırada hemen parti kıyafetimi giymek istiyorum. Heh. İzzy'ye yılbaşı hediyeni ver. Sonra bak şurayı
şeyin ışıklarını torna birlikte yakın. Ya. Kissander Mistletoe Show. Neydi? Bir şey şeyinin altında öpüşme muhabbeti var diye onu yapalım. Torn bebeğimle. Ya. Ya. Sen nasıl bir adamsın? Ahlaksızlar! Garip bir şeyler oldu, anlamadım olayları ama. Terbiyesiz insanlar! Siz bir dakika siz de durun! Benim itibarım niye kötüleşti şu an? Evet, partimiz güzel geçti. Hadi bakalım. Ben seninle evlenmek istiyorum. Torn evliymiş. Arkadaşlar, Octavia ile evliymiş. Ben de diyorum kız niye kızdı öyle? İnanamıyorum. Hiç bakmadım evli mi değil mi diye. Aklımın ucundan bile geçmedi ve evliymiş adam. Yuva yıkan kadın mı olduk biz? Sanki yuva yıktık şu an. Yasak aşka bakar mısınız olana? Bak karnımı görüyor musun Torncuğum? Ben neyim? Ne olacak şimdi? Torn'dan ayrılmamız lazım. Çünkü bu yok yani. Ben kötü kadın olamam. Break up. Evliymişsin bebeğim, kusura bakma. Ben bu çocuğu tek başıma büyütürüm. Tek başıma büyütürüm ben bu çocuğu. Ağlama, hiç boşuna ağlama. Buna ihtiyacımız var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Octavia'yı çağıracağız ve artık Octavia ile arkadaş olup Torn'u evimizden şutlayacağız. Bu adam niye hala bizim yanımızda ya? Ben bu adamı kovmak istiyorum buradan. Pis adam seni gibi, pislik. Octavia'cığım. Duyduğuma göre Torn'la iyi arkadaşsın. Ne kadar güzel diyor da Octavia senin kocan o kocan. Ne kadar çarpık ilişkiler. Acaba açık ilişkileri mi vardı? Onun için bu kadar rahatlardı. Boşuna mı Torn'undan ayrıldım? Dur bir Octavia ile bir görüşelim de. Bir Octavia'yı bir çağıralım evimize. Hah, Octavia'cığım geldim. Benden nefret etmiyor. Gerçekten bu durum çok garip. Sanki görmüyormuş gibi hamile olduğumuzu söylüyoruz. Ve heyecanımızı paylaştı nedense. Evet Lan, aldattım. Bundan sonra da aldatmaya devam edeceğim. İşine gelirse. Bu da bir şeydir yani. Sen de dersin ki Allah belanı versin. O da der ki esas senin belanı versin. Laf lafı açar bir yere varılır en azından, değil mi? Doğuma gidiyoruz. Ana kız, nereden gidelim doğuma? Hadi hastaneye git. Hastaneye gidelim birlikte. Kimle gidelim? Sen ne kadar aramız kötü olsa sen de geleceksin, babasısın. Hadi gidiyoruz. Check in at the front desk. Aynen, girişimizi yaptıralım. Merhabalar, doğum yapacaktım da. Acaba yardımcı olabilir misiniz? Neredesin lan Torn, gel şuraya. Bir de baba olacaksın, yazıklar olsun. Neredesin lan? Adam gelmemiş bile, görüyor musunuz? Ya işte adamlar böyledir. Benim bildiğim doğum böyle olmuyor ama. Anam, kızımız olmuş. Adı ne olsun? Eylül'ün kızının adı. Aa, isim koymak ne kadar zor. Eylül'ün çocuğuna bile ad koyamadım şu an. Pelin. Pelin olsun. Pelin güzel bir ad. Eylül'ün çocuğu Pelin. Pelin olsun, aynen. Hadi. Anam, Pelin'cim, dünyaya hoş geldin. Pislik bir baban var. Ama olsun. Olsun dedi Pelin'im. Ağlama kız. Tamam, besleyeceğim seni, dur emzirelim mi? Haklısın, ben de benim babam pisliğin teki olsa ben de ağlardım. Açmış bak, uyudu. Uyudu. Ah kızım, kafayı yemek üzere. Son 3 günde neler yaşadı. Ah Eylül, sen bir mutlu olamayacaksın. Bir şey diyeyim mi? Bir tane çocuk vardı ya, 4. Bak o çocuk çok düzgündü ya. Bence aşk onunla bulacağız biz. Çocuğumuzun babası şerefsizin teki çıktı. Ama tek başımıza güçlü bir kadın olarak halledeceğimizi düşünüyorum. Evliymiş adam ya. Hay, karısıyla yüzleştik yani ama karısı hiç... Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sadece Sims videoları için abone olmayabilirsiniz ama Sims videoları genelde ayda bir... Eğer çok şey olursa 2 ayda bir falan tarzında ekliyorum. Ayda bir eklemeye çalışacağım ama yani bu oyun da çok vaktimi aldı. Onun için her ay ekleyemeyebilirim. Sözde vermeyeyim çünkü çalışıyorum. Bir işte de çalıştığım için çok şey yapamıyorum. Öyle.
Umarım bu videodan yeterince zevk almışsınızdır. Eylül'ün yaşamına dahil olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eylül ve Pelin olarak size hoşça kalın diliyoruz. Görüşürüz.